Come on.
yakışmışlar gözlerine, gören sağlamış. Fakat birisi dalga oynamaya başlamış. Rabbim olmuş bir yolcu eski günlerde, tatlı bir kız yaşamış boğaz içinde. Rabbim olmuş bir yolcu eski günlerde, tatlı bir kız yaşamış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış, ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek benim, bırak yanına gelin. Onları da kınara ellerine gülüyor. Bakın ölmüş bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşamış boğaz içinde. Bakın ölmüş bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşamış boğaz içinde. Evet efendim, hem
Güzel bir ses dinledik. Hem de reklamlarda şöyle çayımızı kahvemizi aldık. Gene bu güzel bayram gününde birlikteyiz. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım var yanımda. O güzel sesiyle ve tabii onun da besteleriyle bunun da size ben haberini, sürprizini vermek istiyorum. Sevgili Mehmet Hafızoğlu yanımda. Hoş geldin sevgili Mehmet. Hoş bulduk. Bayramın kutlu olsun. Sizin de Bahar Hanım, sizin de. Herkesin bu güzel günde yüzü gülsün, neşesi bol olsun, amin. Sağlıklı olsun diyelim. Abi, niçin buradayız sevgili Mehmet? Vokaller var değil mi? Valla bir mükemmel bir CD'nin çıkacağını haberini aldık. Ona vokal yapma gibi bir ayrıcalık bize teklif edildi. Onun için buradayız biz. Ama biz artık ayrılamıyoruz. Dedim ya Akile de konuşurken de onlarca konser verdik beraber. Ve artık böyle hani düşünemiyorum ayrı hareket etmeyi. Aynen. Sizin o güzel enerjinizle. Sen de defalarca Akile arkadaşımız gibi maddi manevi tüm desteğinle hep yanımızda oldun. Konser verdiğimiz derneklerin gönlünde, izleyicilerimizin gönlünde taht kurdun. Yani aslında o sanırım bizim o sizden de aldığımız elektrikle, sizden de aldığımız o samimiyetle bu pekişme oldu diye düşünüyorum. Zaten biz Akile ile önceden yani biz aile olarak da arkadaştık. Yani görüşüyorduk ama sizinle de buluşunca sizin enerjinizle de sanırım bu pekişme oldu. Ne güzel Çünkü oldu. Bulunduğunuz ortamda eğer aynı enerjiyi hissetmezseniz yani bu yapay olarak olmuyor. Olmaz. Bu yapay olarak olmuyor. Evet. Demek ki aynı kutuplarda bir araya gelebiliyormuş. Evet. Hep derler ya zıt kutuplar birbirini çeker ama aynı paralelde de insanlar bir araya gelebiliyor. Şimdi beste yarışmalarına katıldın. Güzel besteler var. Artık yakında ben Mehmet Hafızoğlu'nun bestelerini seslendirmek istiyorum. İnşallah. İnşallah. Tarz olarak? Aslında benim yaptığım besteler daha çok Muayyer Kürdi. Ama tabii Muayyer Kürdi dediğimiz sanıyorum valsla da biraz uyumlu bir makamdır. Ve benim de aslında daha çok geçmişten batı müzik kültürümden geliyor benim müzik anlayışım. Evet. Onun için belki yaptığım besteler daha çok Muayyer Kürdi makamında oluyor. Biraz tabii batıya daha yakın olduğu için. Evet. Enstrümanın da zaten gitar. Ya ben ilk enstrümanım akordeon. Ondan sonra işte az çapta diyelim. Yani bu bağlama tarzı yani onlara da meram vardır. Bando aletlerinin hemen hemen çoğunu çalıyorum. Yani daha çok aslında batı... Yeteneksizsiniz. teşekkürler. Ben aslında sevgili Can Sözer, Lefkoşa Belediye Orkestrası'na uyumumuz belki ondan da kaynaklanmış olabilir. Çünkü oradaki arkadaşlarımın enstrümanları hep bunlar. Benim batı müziği zaten tarz olarak asıl. Ha biz 3 sene, 4 sene boyunca Türk sanat müziği de icra ettik. Evet. Ama yani bakıldığında bana sorulduğunda tarz olarak sesinizin uyduğu tarz nedir? Batı. Batı. Hep böyle bir Yıldırım Gürses imajı yarattılar. Konserlerden sonra hani kalıp olarak mı, ses olarak da güzel vallahi, parçalarını seslendirdin. Vallahi ben Yıldırım Gürses'in konserden önce, sizinle olan konserden önce ben yine parçalarının hepsini çok beğeniyordum. Devamlı da icra ediyordum. Yalnız sanırım sizin konserde çok çok fazla dikkat çekti. Ve gerek kalıp olarak... Gerek ses olarak sanırım yani o konserde daha fazla anlaşıldı bu. Çok beğenildi, çok sevildi. Sağ olsunlar, herkes. Hala bana gelen en büyük sorularda, en güzel, hoşuma giden sorulardan biri Mehmet Bey'in konserine ne zaman gidiyoruz, ne zaman konser olacak? Artık diyorum ki ben de büyük bir heyecanla bekliyorum inşallah solo konserlerinizde. Sizleri gelip alkışlamak, daha sahnede birlikte olmak istiyoruz. İnşallah biz de sizinle gerçekten zevk alıyoruz. Çünkü
Bir de ben şöyle diyeyim, ben sizinle tanışmadan önce zaten sizin sürekli hayranınızdım, dinliyordum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sizin gibi biriyle sahne paylaşmak çok güzel bir şey ve çünkü dediğim gibi kalbinde, ruhumda insana o sıcaklığı veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ve ben bir de sizin bu programınızda her zaman düşündüğüm, dile getirmediğim bir şeyi dile getirmek isterim. Buyurun. Ben zaten buradan magazinci arkadaşlara, programcı arkadaşlardan bir ricam var. Herkese sanatçı kelimesini yakıştırmasınlar. Yani bugün yani üç parça çıkartma, üç parçayla albüm yapmakla ve ses eğitimi olmayan, nota eğitimi olmayan, müzik eğitimi olmayan birine sanatçı denirse bugün Bahar Gökhan'a hangi kelimeyi kullanacaklar? Yani bu sizin gibi çok yani bilgili, müzik konusunda bilgili sanatçılar var. Şimdi her önüne gelene sanatçı kelimesi yakıştırılırsa bence sanatçı kelimesinin ağırlığı gider, önemi kaybolur. Onun için benim arkadaşlarımdan buradan ricam, herkese sanatçı kelimesi yakıştırılmasın. Bir şey değil ya. Herkes ben bunu niye söylüyorum? Yani bu son zamanlarda çok kişi için böyle terimler. Ve ben bunu bir de şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben bunu kendim için de söylüyorum. Bana bu kadar beğeni gelmesine rağmen ben yine bunu kendim için de söylüyorum. Biz yorumcuyuz. Biz güzel yorumluyoruz. Ama sanatçı bunu halkımız yakıştırır, insanlar yakıştırır. Ben memnun olurum. Çünkü memnun olunulacak bir vasıf, bir sıfattır. Kesinlikle. Herkeste olmayan bir sıfat, bir vasıf. Memnun olurum yakıştırılırsa. Ne güzel. Ama ben kendim için de yani ben yorumcuyuz. Biz güzel yorumlayabiliyorsak, herkes beğeniyorsa biz yorumcuyuz. Evet. Bu konuda biraz daha hassas olunursa daha iyi olur teşekkür diye ederiz. Düşünüyorum ben kendi çok fikrim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol bu güzel düşüncelerin için. Her zaman da en iyi, en güzeli buradan aktarmak durumundayız. Ve vokallerde bana destek olduğunuz için de çok çok teşekkür ederim biz size. Biz teşekkür ederiz. O güzel sesinizle onurlandırdınız. Buradan bayram gününe özel söylemek istediğiniz mesajınız varsa alalım. Ondan sonra da vokallere geçeceğiz. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sevdiklerimizi, özellikle yanımızda olmayan sevdiklerimizi, çünkü bayramlar hatırlanmak için. Kesinlikle. Sevdiklerimize kalbimizde olduğunu hissettirmek için var. Bu yüzden sevdiklerimizle beraber nice güzel nice bayramlara. Amin. Diyelim. Sağlıkla diyelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz ve teşekkür ederiz. Hemen vokal görüntülerine geçiyoruz efendim. Tekrar birlikte olacağız. Şimdi, hemen şimdi, durma şimdi, haykır haykır. Sevgili izleyicilerimiz, yaşam sanatında o güzel sesler, güzel tınılardan onların hemen arkasından tekrar birlikteyiz sizinle. Çünkü stüdyo ortamı çok farklı, çok değişik heyecanlar yaşıyor insanlar. Benim tavsiyem müziğe meraklı olan herkesin bir kere gelip bu stüdyolarda bu heyecanı, bu hissi yaşamalarıdır. Biz de dedik ki müziğe meraklıysak hemen Hüseyin Emir'e haber verdik. Çok değerli dostumuz güzel sesiyle
bize destek olmaya geldi. Yine bu güzel bayram gününde birlikteyiz efendim. Sevgili Hüseyin, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Bahar Hanım, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizlerin de kutlu olsun ve tüm izleyenlerimizin de kutlu olsun bayramı. Ne güzel. Bir konserde birlikteydik seninle, o güzel sesinle, solo performansınla. Bize böyle bayram neşesi yaşattın, bayram havası yaşattın. Hatırlıyor musun parçanı? Hatırlıyorum tabii. Söyle bakalım, hangi parçaydı? Yıldırım Gürses'ten. Evet. Çok değerli bir eserdi. Bir yani garip genelde... yolcuyum. Evet. Allah. Hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bir garip yolcuyum. Hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş perişanım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Allah! Çok evet. Güzel. Teşekkür ederim ama dediğin gibi heyecandan. Heyecan olur. O, evet. O eksik olmasın kesinlikle hayatımızda, hep olsun. Akile Ekizoğlu'nun da dediği gibi bir virüs bu müzik sevgisi ve bizi sarıp sarmalıyor. Hep de hayatımızda olsun diyoruz. Bayram nasıl geçiyor, nasıl geçecek? Daha hani çünkü 4 gün bayram var. Evet. Mutluyuz. Vallahi biz genelde büyüklerimizi bayramlayarak evet. O şekilde geçiriyorum. Küçükleri sevindirerek. Küçükleri sevindirerek, aynen öyle. Müzik nasıl oldu? Yani biz seni nasıl farkına vardık? Nasıl çektik bu konser salonuna çıkarttık? Sevgili Hüseyin orada harikalar yarattı. Vallahi ben öncelikle bizim tanışmamıza vesile olan Kutay Kutay arkadaşımıza, Kutay Alici'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizin gibi değerli bir sanatçıyla birlikte olmama bir vesile sağladı. Çünkü ben gerçekten sizin sesinizi ve sizin sanatçı yorumunuzu çok beğenerek, takdir ederek takip ediyordum. Böyle bir vesile de olunca onun isteğini de kıramadım. Dedim böyle güzel bir organizasyonda beni de düşünüp bana da böyle bir yer vermeniz çok mutlu etti. Onurlandım, çok gururlandım. Aynı çok şekilde. Da mutlu oldum sizi tanıdığım için. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Maddi manevi sen de tüm elinden gelen katkıyı koydun. Çok teşekkür ediyoruz sana. Bundan sonra da inşallah biz de senin konserlerinde gereken desteği, gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bundan sonra da birlikteliğimiz devam etsin diyoruz. İnşallah. Zaten albümde de beraberiz. Evet, albümde çok teşekkür ederim sesinde. Yine orada da bana yer verdiğiniz için. Estağfurullah. Çok sağ olasınız. Bu çocukluktan gelen bir sevdadır. Evet, muhakkak. Bir yetenektir. Peki hiç müzikle tamamen müziğin olduğu bir dünyada yaşamak ister miydin? Vallahi daha önceden aslında ben ta çocukluğumdan beri bu müzik konusunda olan yeteneğim ve diyelim vardı ve ailemden de aslında bana çok şey vardı. Yani işte böyle İstek bir konservatuara vardı, git değerlendir. Evet. Ama bilmiyorum nedendir bir türlü o yöne yönelemedim. Kısmet işte. Aynen öyle. Ama tabii ki ta çocukluğumdan beri ben özellikle Türk sanat müziğini çok seviyorum. Türk sanat müziği aşığıyım. Her zaman severek dinliyorum. Elimden geldiğince de nacizane böyle kendi arkadaşlarımız arasında olsun işte seslendirmeye çalışıyorum. Ne güzel. İlk kez sizin sayenizde de böyle nasıl diyeyim daha böyle profesyonel anlamda daha bir olacak, daha yeni başladık. Başlangıç yaptık. Yeni başladık. Sevgili Hüseyin, bir de senin tabii sanat müziğini de çok güzel seslendiriyorsun da bu daha çok ben konserimde de söyledim. Gene benim de bak şimdi sana söylüyordum demin hatırlayamadın diye ama söylediğim güzel fantazi parçalar vardı. Onlarda da sesin çok güzel gidiyor. Yorumun çok güzel. Evet yani sanat müziği. Selami Şahin, Cengiz Kurdoğlu. Yani taverna tarzı müzik de. Çok güzel. Dinlediğim için evet, biliyorum. Yani o zaten birbirine yakın aslında. Hı-hı. Çok şey yok. Neticede ben dediğin gibi müziği tabii ki ayırmıyorum. Herkesin zevki farklı ama
ben özellikle sanat müziği ve bahsettiğiniz gibi yani taverna tarzı olan veya daha Alaturka eserleri daha fazla seviyorum. Hadi kendi ses tonundan. Şimdi biraz önce benimkinden başladın söyledin. Alıştım sana bir tane. Alışmak sevmekten daha zor. Alıştım sana bir tanem. Alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım. Sevilmeye, sevmeye. Her sabah uyandığımda seni bulurdum yanımda. Yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alıştık Bahar Hanım, alıştık size. Harikasın. Evet, gerçekten vallahi çok biz de güzel. Size çok alıştık. Çok yani sizin bu sıcakkanlı, doğal, içten, samimi teşekkür ederim. Dostluğunuza çok alıştık. Ay, biz de teşekkür çok ederim. Kısa bir süre olmasına rağmen. Gerçekten. İnşallah hep böyle devam edecek. Hemen bayram mesajını alalım. Ondan sonra da çok güzel bir kayıt dinleyeceğiz. Hüseyin Emir'in vokalini dinleyeceğiz efendim. Evet, ben de tüm İslam aleminin ve Kuzey Kıbrıs'taki ve yurt dışındaki akrabalarımızın da ve tabii yurt dışında izleyen tüm izleyicilerimizin diyelim. Aha, sesimizin ulaştığı her yere. Aynen öyle. Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle, canı gönülden kutlarım. Sağlık, mutluluk, huzur dolu, sevdikleriyle nice bayramlar geçirmelerini temenni ederim. Ah, ne güzel dilekler bunlar. Bunun üstüne ben bir şey söylemeyeyim o zaman. Sevgili Hüseyin, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Bahar Hanım. Senin gıyabında hem biraz önceki konuklarıma da çok çok teşekkür ettim. Konuklarımız bence güzel bayram gecesinde bizleri izleyerek hem sizleri daha yakından tanıma şansına eriştiler. Hem de böyle güzel seslerin, güzel tınıların varlığından da biz haberdar olduk. Tekrar tekrar özlediğimizi belirtmek istiyorum. Artık konserler başlasın diyoruz. En yakın İnşallah. Zamanda albümle beraber hız kazanacak. İnşallah daha çok birlikte olacağız. İnşallah efendim. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Bahar Hanım. Çok mersi. Evet efendim. Şimdi çok güzel bir kayıt dinleyeceğiz. Yine bir vokaldeyiz. Sevgili Hüseyin Emir'le birlikteyiz. Bu bayram gününde her gününüzün bayram gibi geçmesini dileyerek programımıza son veriyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle sağlıklı günler diliyorum efendim. Hoşça kalın. Ben seni seviyorum. Bir ses var beni çağıran. Duydun mu? Duydun mu? Sen de duydun mu? Bir ses var beni çağıran. Duydun mu? Duydun mu? Sen de duydun mu? Gece bilmedim, duygular taşıyorum. Yalnızlığı söyleyen şarkılar dinliyorum. Ben seni sevmiyorum. Neden, neden, neden diye
sorma bana, ben seni seviyorum. Beni çağıran duydun mu, duydun mu, sen de duydun mu? Bir ses var beni çağıran, duydun mu, duydun mu, sen de duydun mu? Kapamazsın.